Selamlar YouTube Türkiye'nin en değerli kitlesi. Ben yeni yıla fit girme hayalleri kurarken obez olarak giren eleştirmen Juadis. Türkiye koşullarında yıl boyu geçen boktan günlerin ardından yıl sonuna yakın yaptığımız tek aktivite bildiğiniz gibi sadece hayal kurmak. Tabi biz garibanların yılbaşında pek fazla beklentisi olmadığı için bugün Türkiye'de her 365 günde bir ay tutulması gibi ortaya çıkan yılbaşı reis hakkında konuşacağız. Öncelikle bu adamı muhtemelen çoğunuz görmüşsünüzdür. 3, 2, 1, lan! 2000 bilmem kaça girdik ananıza girdik lan! diye yeni yılı bizle birlikte kutlayan sıradan bizim gibi birisi. Sıradan diyorum çünkü bu adam sadece senede bir kere konuşuluyor koyayım. Hani sosyal medyada bu kadar ünlü olup tanınıp aynı zamanda ünsüz olan tek bir kişi varsa o da sensin be yılbaşı reis. İsterseniz gelin kısadan videomuza başlayalım. Şimdi kabul etmek lazım ki hepimizin yılbaşında geri sayım yaparken beklediği veya yapmak istediği performans bu. Biri de gelip bana diyemez ki ne bu bağırması ya ben sus pus girelim ben elitim. Yani buna inanan varsa da zaten kafasını seviyorum onun. Neyse bu adamın bağırmasından eğlenmesinden yana hiçbir sorun yok. Gayet eğlenceli komik falan da bakayım ama bizim Türk insanı özellikle bazı şeylerin bokunu çıkarmayı gerçekten çok fazla seviyor ya. Hani abi ne yapıyorsun sakin. Tamam boku boku dedik çıkarma dedik. Adam benzini döktü kendini yakıyor da bakayım ya hani böyle de hazırlanmazsın be dostum. Birinci videonda neyse sorun yoktu. Reis baktı gördü ilgi var. Reis diyorum yanlış anlamayın. Yılbaşı reis. İkinci videoyu paylaştı. Ulan hadi ikincide de bir nebze de olsa kabul edilebilir şeyler var da. Abi bir üçüncü video çekmişsin. Ruhsuz kahpe gibi kutlamışsın ya yılbaşını. WWE şampiyonası bir tarafta yılbaşını reis tişörtünü yırtarken diğer tarafta Rey Anlıyorum sen de sıkıldın ve beklenti var diye mecbur yapmak istiyorsun da böyle yapacaksan hiç yapma ya. Ulan Jodis oğlum bunu da eleştirmezsin lan. Adam senede bir tane video yapıyor zaten diyecekler mutlaka olacaktır. Farkındayım da ciddi anlamda ben artık bu adamı bu şekilde görmek istemiyorum. Eğer bir şeyin boku çıktıysa ve özellikle bunu fark ettiyseniz lütfen devam etmeyin. Çünkü böyle devam ederse ciddi anamda ağzımda su varken telefonumu ağzıma sokup bir de şarj aletini takacağım. Koyayım o derece daraltı geldi. Tüm bu videolara gelen tepkilerden olsa gerek. Reis cevap vermek için tam 365 gün 52 hafta bekledi. Reis yılbaşı reis. Bak tekrar söylüyorum ona göre. Aras kargodan ararsanız kapıyı s**teler açmam bilginiz olsun. 2024 videosunda da benim gibi işte böyle götünden millete sallayan artık ondan sıkılanlara şöyle bir cevap veriyor. çok önemli bir şey oldu. Şimdi sizin lanet ama. adam önemli bir şey oldu deyip izleyici ekrana yaklaştırdı, yaklaştırdı. Sonra da telefonu pantolonun içine soktu ama gerçek sigmalar da bilir ki asla bir sonraki hareketinizi tahmin etmelerine izin vermeyin. Abicim bak hani biz tamam yeni yıla senin videolarına girdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Ama zaten yılımız berbat geçiyor. Bir gün şöyle izlediğimiz bir videoda yüzümüz gülsün. O da kurgu olmasın ya. Ha kurguyu yine yap yapmasına da bari mekan değiştir. En azından ufak da olsa bir farklılık olsun. Her sene aynı videonu izler gibi olmaktansa hiç izlemeyelim daha iyi. Ne mimiklerin gerçekçi ne sevincin ne bağırman. Ya yapmak için yapmaktansa senenin bir günü konuşuluyorsun zaten. Hani ezmek için de söylemiyorum. Onda da kötü konuşulmaktansa hiç konuşulma daha iyi bence. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.